2, 1, çekim. Efendim, bugünkü dersimiz yazar tıkanıklığı nasıl açılır? Şimdi ilk önce bunu bir göstererek size burada aletlerimizle anlatalım. Şimdi yazarın lavabosu yani bilinç altına ineceğiz. Bilinç tıkanmış, bilinç altına inemiyoruz. Bu bir lavaboya benziyor. İçine pislikler dökmüşler, domates artıkları, işte çay posaları, limonlar, balık kılçıkları, aklınıza ne tür pislik gelirse. Fakat bu tabii görünürde yok. Bu kalmış bir yerde. Bu pislikleri biz çocukluğumuzdaki taciz, aşağılanma, ana baba didiklemeleri, arkadaşlarımızın tabii kıskanç arkadaşlarımızın bize laf sokuşturmaları, işte kocamızın bizi beğenmemeleri falan gibi algılayabiliriz. Bu çok uzak yerlerden, uzak çocukluktan geliyor. Biz ne yapacağız? İlk önce suyu açacağız bol. Bunu gözyaşına benzetebiliriz. Ağlıyoruz, 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 ağlıyoruz. Tıkanıyoruz tabii. Bu yazar tıkanıklığı deniyor. Alıyoruz elimize pompayı, bastırıyoruz, bastırıyoruz, bastırıyoruz. Şimdi burası çok temiz tabii çıkmadı ama normalde buradan felaket pislik çıkması lazım. Saç çıkabilir, posalar çıkabilir, her şey çıkar. Bizim mutfağımız temiz olduğu için yazar evinin mutfağı tabii ki çok temiz. Şey çıkmıyor, pislik çıkmadı. Böyle susar mısın? Aa, ondan sonra şimdi çıkan şeyleri nasıl değerlendireceğiz? Bunları yazıya dökeceğiz. Neler bunlar? Çocukken uğradığımız aşağılanmalar, kötü sözler, lakaplar, öğretmenimizin böyle kulağımızı çekiştirmeleri, elimize cetvelle vurmaları, tartaklanmalar. Mesela efendim bir belediye otobüsünde olsun, bir metrobüste olsun arkadan dayanmalar. Bunlar patlak veriyor tabii bizlerde. Hele ki bir bayansak başımıza gelmedi kalmıyor. Biz bunu bilinçe çıkarıyoruz, bilinçaltımızda alıyoruz, yukarılara çıkarıyoruz ve bunu çok güzel şekilde yazıyoruz. Bu tıkanıklıklar nasıl açılıyor? Ağlayarak, işte kendimizi bırakarak, pompalama usulüyle bunu kısaca böyle anlatalım. Sonra detaylara gireriz gibi.